Ey Allah'ın kulu, dünya hayatı seni aldatmasın. Hayat geçici, biz bu yeryüzünde misafiriz. Farzları, ibadetleri yaparız. Göklerin ve yerin sahibi olan Rabbimizden dua talep ederiz. Sonra dinlenip nefsimizi hesaba çekeriz. Şunu bilmeliyiz ki dünya boş işlerle uğraşma, mal toplama yeri değildir. Allah'a ibadet etme yeridir. Bir günah vardır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Bunu işleyen kıyamet günü müflis olarak gelecektir. Dünyada fakirlik ona isabet eder. Allah'ım bizleri bundan muhafaza eyle. Başlamadan önce videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla otururdu. Onlara meseleleri anlatmak için, hakikati dile getirmek için. Ashab, dünya işleri ve ahiret işlerinde, kulluk vazifesinde ve aile vazifesinde, dünyanın her görevinde kıyamet gününe karşı bir amel biriktirip büyük, çok büyük, korkutucu kıyamet günü için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları ikaz eder. Temkinli olmalarını, dikkatli olmalarını, dünya hayatına aldanmayıp daima Allah'ın rızasını gözetmelerini onlara tavsiye edip vaaz ve nasihatte bulunurdu. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla beraber oturmaktaydı. Ashaba kıyamet günü müflis olarak gelecek kişileri anlattı. Müflis, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına müflis kimdir biliyor musunuz diye sordu. Ashab, bizim aramızda müflis parası ve malı olmayan kimsedir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip fakat şuna sövüp buna zina isnat ve iftirası yapıp şunun malını yiyip bunun kanını döküp şunu dövüp bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse hak sahiplerinin günahları kendisine yükletip sonra da cehenneme atılan kimsedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına öyle bir soru sordu ki onları ahiret için kıyamet gününe teşvik edip nasihat, vaaz ile müflis kimdir buyurdu. O aleyhissalatu vesselam soruya verilecek cevabı elbette biliyordu. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü için dikkatli olmalarını istiyor. Dünya hayatında o insan ki namaz, oruç, zekat amellerini işleyip de kıyamet günü müflis, iflas etmiş olarak gelir. Müflis kimdir? Allah'ın kullarına zulmeden ya da insanlara hakaret edip kötü söz söyleyendir. İnsanların hukukuna, hakkına giren, namuslarına göz diken, komşuluk hakkını çiğneyen bu apaçık bir zulümdür. Rabbimiz Celle Celaluhu buyurduğu gibi وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ. Ancak aşırı gitmeyin. Allah aşırı gidenleri sevmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِتَّقُوا الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Zulüm yapmaktan sakının. Çünkü zulüm kıyamet gününde zifiri karanlık olacaktır. Müslümanın en güzel huyundan, ahlakındandır ki zulmetmez, aşırıya gitmez. Bilakis İnsanlara yardım etmeyi, faydalı olmayı tercih eder. Kendi nefsini istediğini onlara ister. Kendisine, ailesine yapılmasını istemediği kötülük, zulmü başkalarına da istemez. İyiliği, faydalı olmayı sever. Kişinin dilini koruması, insanların zulmüne, kötülüğüne karşı kendini tutması gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İyi Müslüman dilinden ve eylinden Müslümanların emin olduğu kişidir. Bir insan başka bir insana zulmederse adalet gününde, kıyamet gününde gelir. Allah Celle Celaluhu onu mağlup olan hüsrana uğrayanlardan eder. Bu ibadet edip zulmeden adamın sevapları alınıp zulmettiği kişiye verilir.
kendi mizanından onların terazisine taşınır. O da bakıp üzülür ta ki tüm sevapları ondan alınır ve zulmettiği daha birçok kişi var. Yaptığı bir sürü kötülük var. Sevabı da kalmadı. O zulmettiği insanların günahı ona yüklenir. Daha sonra cehennem ateşine atılır. Allah muhafaza. Nebi Aleyhisselatü Vesselam zikrettiği iflas, insanların hukukunu çiğnemek, zulmetmek, başkasına hakaret etmek, zarar vermek, malını gasp etmek, ona şuna vurmak, ahiret işlerinden gaflete düşmek, dünyada nefis muhasebesini ihmal etmek, kibre aldanmak, dünyaya güvenip peşinden gitmek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet olunduğuna göre Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmaktadır. Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya başka bir şey ile ilgili bir zulüm varsa, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden önce o kimseyle helalleşsin. Yoksa kendisinin sahih amelleri varsa yaptığı zulüm miktarınca sevaplarından alınır, hak sahibine verilir. Şayet iyilikleri yoksa kendisine zulüm yaptığı kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir. Allah'ım bilmediklerimizi bizlere öğret, amellerimizi kabul eyle. Sadece rızan için eyle, senden gayrisi için eyleme. Rabbimiz, kıyamet günü müflislerden olmaktan sana sığınırız. Allah'ım rahmetinle zenginleşenlerden eyle, faziletinle, cömertliğin ile. Ey kalpleri yönelten, kalplerimizi dininde sabit eyle. Rabbimiz, hidayete erdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışlayan çok olan sensin. Sen sevdiğin, razı olduğun işlerde bizi muvaffak eyle. İbadet ve zikrini yapmakta bize yardım eyle. Dünya hayatında, ahiret hayatında bizleri doğru söz üzere, tevhid, sünnet üzere sabit eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, âli ve ashabına salat ve selam olsun.